24 ekranlarından merhaba. Haftanın son iş gününde kültür sanat gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle sanat takibinde karşınızdayız. Ben Özlem Karahan. Çağdaş sanat merakları için beklenen gün geldi. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan Contemporary İstanbul 12. kez sanatseverlere kapılarını açtı. Bu yıl 80'e yakın galeri birçok sanatçısıyla yüzlerce eseriyle fuarda yerini alıyor. İki mekan var efendim. Lütfi Kırdar ve İstanbul Kongre Merkezi burada yüzlerce eseri hafta sonu boyunca ziyaret edebilirsiniz. Türkiye'de çağdaş sanatın buluşma noktası için geri sayım sona erdi. Contemporary İstanbul başladı. Fuar bu yıl 12. kez gerçekleştiriliyor. Ana konsepti mülteciler. 80'e yakın galeriye ev sahipliği yapan Contemporary İstanbul'da 23 yeni galeri yerini alıyor. İranlı koleksiyoner ve küratör Kamyar Maleki'nin direktörlüğünde gerçekleşen fuarda ayrıca son 15 yılda artan müze sayısı ve teknolojinin sanatı nasıl etkilediği değerlendirilecek. Sanatseverlerin fuar alanında daha keyifli vakit geçirmelerini hedefleyen Contemporary İstanbul bu yıl dünya mutfağından farklı lezzetleri de ziyaretçilerine sunacak. İkinci Çağdaş Sanat Fuarı Contemporary İstanbul 17 Eylül'e kadar Lütfi Kırdar ve İstanbul Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Şimdiye kadar görme engelliler için birçok özel etkinlik yapıldı, kitaplar seslendirildi, filmler özel tekniklerle tasvir edildi, salonlara sunuldu. Türk Telekom bu kez Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü ressamların tablolarını tabiri caizse dile getirdi. Akan cep saatleri ve resmin ortasındaki gölge koyu zemin. Dünyaca ünlü tablolar dile geldi. Görme engelli bireyler için ünlü isimler tarafından tek tek seslendirildi. Üzerinden geriye doğru çevirmiş halde arkasına bakıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet'in ünlü İtalyan ressam Bellini tarafından resmedilen dünyaca ünlü tablosu. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan görme engelliler için seslendirdi. Büyük, kemerli ve ucu üst dudağın üzerine sarkan bir burnu var. Görme engellilerin sanata daha kolay erişebilmeleri için Türk Telekom harekete geçti. Daha önce kitaplar okunmuştu. Şimdi ise tablolar seslendirildi. Çevresine sarı bir ışık vermekte ve bu parlak sarı ton Boğaz'ın suları gibi Galata Kulesi'nin gövdesinde de ışımakta. Projede Türk Telekom'a Boğaziçi Üniversitesi ile Sesli Betimleme Derneği de destek verdi. Tablolar Konuşuyor projesi hayata geçti. Kimlerin eserleri yok ki projede? Ahmet Hamdi Bey'den Picasso'ya, Leonardo da Vinci'den Salvador Dali'ye kadar dünyaca ünlü ressamların paha biçilemeyen 20 tablosu bir bir seslendirildi. Mustafa Sandal, Arzu Monan, Haluk Bilginer ve daha pek çok ünlü isim sosyal sorumluluk projesinde yerini aldı. Boş mermiler ve dağılmış askeri malzemeler. Peki görme engelli bireyler dünyaca ünlü tablolara nasıl ulaşacak? Hem iOS hem de Android'de o iki uygulamalar aracılığıyla erişebildiğimiz bir ekran. Tablolar konuşuyor. Bakın burada tablolar konuşuyor alanını görüyoruz. Burada var olan tabloları göreceğiz. Şimdi tablolara tablolar dolaşalım. Tablolar konuşuyor. Arles Teki yatak odası. Ressamı Vincent van Gogh. Türü yağlı boya. Gördüğünüz gibi bana tablo ile ilgili genel bilgileri okudu. Seslendirilen tablolardan oluşan bir de sergi açıldı. 17 Eylül'e kadar ziyarete açık. Bundan 50 yıl önce yapılan kaçak kazılarla Antalya'da ortaya çıkarılmış ve Avrupa'ya kaçırılmıştı. Herakles Lahti, diğer ismiyle Herkül'ün Lahti. Uzun yıllardır Kültür ve Turizm Bakanlığı görüşmelerine devam ediyordu. Eseri ait olduğu topraklara istemekten vazgeçmiyordu. Ve bakanlığın bu ısrarlı vazgeçmediği çalışmaları sonuç verdi. Herakles Lahti 50 yılın ardından ait olduğu topraklara Türkiye'ye, Antalya'ya geri getirildi efendim. 50 yıl önce çalınan Herakles Lahti ait olduğu topraklara döndü. Yavaş, yavaş.
Roma mitolojisindeki Herkül'e ait olduğu bilinen lahit, 1967'de Antalya'daki Perge Antik kentinde yapılan kaçak kazıyla çıkarılıp yurt dışına kaçırılmıştı. Cenevre Üniversitesi'nde sergilenen lahdin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri sonuç verdi. Antik lahit 50 yıl aradan sonra ait olduğu yere döndü. Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla önceki gün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na getirilen tarihi eser görevlilerin özel çalışmasıyla uçaktan indirildi. 2 metre 35 santim uzunluğunda, 12 metre 12 santim genişliğinde ve 3 ton ağırlığındaki lahit taşıma işlemleri sırasında zarar görmemesi için özel olarak paketlenerek kargo terminaline götürüldü. Herakles lahdi İstanbul'daki işlemlerin ardından sergileneceği Antalya'ya gönderildi. Ve böylece bir eser daha ait olduğu yere ülkeye getirilmiş oldu. Sadece bu değil, biz neredeyse her ay en az bir kere Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alıyoruz bu bilgilendirmeleri. Türkiye'den zamanında kaçırılan eserler ülkeye iade ediliyor. Çünkü bakanlık çok sıkı tutuyor bu çalışmaları. Biz yeniden ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz gelişmeleri. Bugünün önemli bir özelliği daha vardı efendim. Sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Adana Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası uzun metraj kategorilerinde yarışacak olan filmler bugün açıklandı. Onlarla ilgili tüm detaylar ve yine sinema dünyası ile ilgili en güncel özel detaylar yarın saatler 16.30'u gösterdiğinde Kırmızı Halı ile ekranlarınızda olacak. Bugünlük sanat takibini noktalıyoruz. Yarın Kırmızı Halı ile karşınızdayız. Hafta başında sanat takibiyle yepyeni gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Bugünlük hoşça kalın. İyi hafta sonları.